5 Kasım 2015. Burası Konya Hadim ve Yalın Çevre köyündeyiz ve rekor gelişim ürünümüzü kiraz bahçesinde kullanan yaklaşık 500 adet ağacı olan Sayın Mehmet Selçuk Beyefendi'nin bahçesindeyiz. Ve rekor gelişim ürünümüzü kuruyan bozuk ağaçlarına ve kiraz vermeyen ağaçlarına kullanmış. Ve burası kirazın ülkemizde en son çıktığı yerlerden bir tanesi. Dolayısıyla kirazın pahalı olduğu bölge. Çünkü bir ilkçi, erkenci kirazlar para eder. Bir de geçler en çok para eder. Dolayısıyla Mehmet Bey, kullandığımız ağaçları bir gezelim şöyle. Bir de kullanım hatamızdan da bahsedelim. Çünkü biz sizlere ne kadar anlatsak da, ne kadar göstersek de, ne kadar kovaların üzerine resimlerle çizsek de, yani tipik bir gübre kullanımından vazgeçiremiyoruz hala. Siz de malum bu işi gübre anlamında, gübre atmasını iyi bildiğiniz için aynı bir gübre gibi atmışsınız öncelikle. Onu söyleyeyim ben. Tabii ki fayda sağlar mı? Sağlar. %50 sağlar, 60 sağlar, 70 sağlar. Ama %100 bir güç vermez. Çünkü kuruyan ağaç, dolayısıyla en iyi şekilde asılmak gerekiyor. Mehmet Bey, Evet. buyurun. Şimdi ben Savaş Bey'e öncelikle bu satmış olduğu ürünü takip edip ta İzmirlerden kalkıp buraya kadar geldiği için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu nedir? Ürününe güvendiğinin bir göstergesidir benim Evet. gözümde. Şimdi ben rekor gelişimle nasıl tanıştım? Sadece bir akşam üzeri ne yapabilirim diye ağaçlarıma internette gezerken Evet. öyle rekor gelişim ismindeki bir linki tıkladım ve orada kullanmış insanların yorumlarına baktım. Evet. Ağaçların şekline baktım. Hı. Ha, benim düşüncem şuydu. Benim buradaki ağaçlar şu anda babamdan 35 yaş, 40 yaşında ağaçlar. Evet. Yani şu an baktığımız zaman bunların hali, şurada bir tanesi daha kurtaramadı. Savaş Bey, onu isterseniz bir Buyurun çekeyim. çekelim, buyurun Ha, çekelim. yani ağaçların görüntüsü bu şekildeydi daha Evet. önce. Her yıl ucundan kurumalar oluyor. Bakın, Evet. kesiyorum. Buna da Evet. kullandım ama hatalı %60 gibi hata yaparak kullandığımdan bu Evet, ağaç gösterir şu misiniz? an, Hatanız nedir? Bir gösterir hata misiniz lütfen? şuymuş. Ya daha sonra kullanıcılara önerim. Biz normal gübreyi ne yapıyoruz? Hep yaprak iz düşümüne şu genişlikte kullanıyoruz. Evet. Ama rekor gelişimde kullanım şeyde Tam dibinden bir göstermemiz. elinizi koyarsınız. Tam Evet. dibine. Yani tam şuradan başlıyoruz. Aşağıya. Tam Evet. toprağa aşağıda. Ha. Yani buradan başlıyormuşuz. Evet. Ama benim hatam neydi? Ben şu alandan başladım. Yani ben tam şuradan başladım. Evet. Yani şu anda şurada 2 rekor metreye yakın bir gelişimimiz, bölgede. evet, 1 metre, 1,5 1,5 metre metre. gibi. Evet. Yani O siz bölgede tabii şey ki. yok. Rekor gelişimimiz yok. Yani hatta Ha. daha uzak olduğundan bahsettiniz. Biraz daha. Evet. Evet. Birazcık daha şu, Daha. yani şu alana kapsayan bir şey var ama Evet. asıl şey şu arada Evet, olacakmış. rekor Ha, gelişimi bu. kullananlar bilir Ha. ve bizim tavsiyemizin ağacın dibinden olduğunu broşürlerimizde, ondan sonra her türlü yayın organlarımızda bunun dibinden atılması gerektiğini, kovalarımız üzerinde resmi vardır hatta Evet. dibinden başlayacak diye. O kısmı Evet. biz atlamışız. Sadece Evet. nedir? Normal gübre atarmış gibi bir Evet. kullanım Peki yaptık. bunu ne Ama yapacağız şimdi? tek sıkıntı şuymuş. Biz rekor gelişimi gübre olarak görmüşüz. Evet. Oysa ki gübre değil, Evet. sürekli toprakta kalabilen bir Kullanımı ne zaman yaptık bu arada? Eylül. Eylül ortası gibi yaptık. Yani bir 2 aylık gibi bir Şu süre an geçti. 5 Kasım 2015'teyiz. Evet. Neredeyse Ha, 2 ayı geçmiş yani. 2 aylık gibi bir süre oldu. Evet. Bu Hepsi bu şekildeydi. tabii bir de bu biraz daha bozuk ağaçlarınızda Evet, diyelim ha. tabii ki, tabii ki. Gelelim şu ağaca. Mesela İşte bu da bu şu ağaç nasıldı mesela şu ağaç? bu ağaç da aynı şekilde kurumalar oluyor. Bakın işte nedir, uçlarında kesintili budak zannetmesin insanlar. Evet. Ha, maalesef işte orada var, kurumayla oluşan kesimler bunlar. Görüyorum evet. Ha, yani şimdi Şu an mesela renkleri nasıl olmuş bunların? Bakın şu bu ağaç biraz daha büyük olduğu için bunun kullanım şekline tabi haliyle daha fazla etki alabilir. Bu ağaç durumu nasıldı önceden? Yani bir anlatır yani mısınız? şu var. Bir 8 yıl öncesine kadar ben bu ağaçlardan ortalama 350-400 kilo verim alıyordum. Evet. O kadar güzel verim yapıyordu ki bunlar, insan imreniyordu sadece. Evet. Şimdi bu 8 yıllık sürede şu oldu. Bu ağaçlarda artık sebebi nedir? Mantar dendi. Yani ziraat Evet. mühendislerimiz mantar dedi. Bu Evet. kuruma başladı uçtan. Evet. Çiçekler küçük açmaya başladı. Çiçek Evet. gözleri böyle küçük küçük olmaya başladı. Yani Evet, sıkıntı evet. nedir? Sonra da meyve Bu vermeye biz başladı. ha meyve ve alamaz olduk. Şunlardan, yani şu görmüş olduğumuz 30 yıllık ağaçlardan Peki toplamda 80-100 kilo bir ürün Mehmet alabiliyoruz. Beyciğim şöyle diyeyim. Tabii kaliteli olmayınca da bir anlamı yok Ha, haliyle. illaki Şöyle diyeyim yani. ben size. Peki etraftaki ağaçlarımız kendi kendine düzeliyor mu böyle bu şekilde? Toparladı mı yani? Var mı etrafta gördüğünüz ağaçlar?
Yani 2015 yılını düşündüğümüzde yani bu Hayır. sizin Artı kullanmayıp da yani farklı bir uygulamayı yapmadığım hiçbir ağacımda herhangi bir gelişme olmadı. Olmadı. Geri gitme oldun diye peki? Sabit, genç, daha kendini tam şey çağında olan ağaçlarımız var mesela. Gel gidelim az bakalım. Sonra gösteririz. Evet. Şimdi şunu göstereceğim. Savaş buyurun, Bey, buyurun, buyurun. Ya gelin şöyle bir bakalım şu senenin çiçek gözlerine bir bakalım. Evet. Gayet kaliteli. Gayet evet, meyve dolgun. Gözlerimiz. Evet. Ha şu var. İnşallah bu değişim bu şekilde devam eder. Evet. Yani buradan ben şunlardan da 350-400 kilo gene alırsınız. Biraz alırım. Şu an şu ağacınız bahçenizin en güzel ağacı olmuş, tamam mı? Bunu yani, yapraklarına baktığın zaman güzel bir parlama geldi. Evet, parlama geldi. Yani bunlar kullandığım ağaçlar. Bu da kullandığım. Kendini bak. Hemen komple yan kuruyan yana. Bir ağaç bakın. Evet. Hemen yan yana ikisi şu şekilde. Aralarına bir 7-8 metre ver ama o da kurtaramadı. Bu da aynı kesintileri gösterirseniz. Şimdi şöyle Mehmet Beyciğim bakın. Burada şu var. Birincisi yanlış kullanım söz konusu ama diğer taraftan takdir edersek 15 tane ağaca verdik. Tabii tabii. Burada ağaçların da durumuna göre, toprağın da durumuna göre zaman alabiliyor hale. Yani ürün en az 2 yıl çalışan bir ürün zaten. 15. 15 ağacımız. 2 aylık daha mezun olmasın şu an. Merak etmeyin. 15 ağacımız da hani derler ya. Evet. İşte faydasını görmedin mi dediğin anda görmedim diyeceğim sadece 2 ağaç var şu an. Evet, onları da doğru uygulama onları yapacağız da, ve onları toparlayacağız. Bakalım işte yeniden evet. Getirttik. Bakın onları da bak şu kesilen bir ağaç bakın onları da ve diğer diğer hatalı kullanımları da toparlayacağız. Ve bu bahçenizde 15 ağacınızın 15'inde de attığınız ağaçlarda tamamını ışıl ışıl yaparız. Yani, bunu bu şekilde, daha da iyi olur yani. Bu şekilde devam ederse şunlar kullanmadığım. Evet buyurun gelin. Mesela şuradan kullanmayan ağacınız gelelim. Yapraklar nasıl? Canlıklar gitmiş. Evet, bu bunlar sağlıklı ağaçlardı. Aynı yerde olan bir ağaç. Evet. Aynı bölge, aynı bahçenin evet. içinde. Az önce çektiğimizden bir arada bir 15 metre var. Evet, toprak aynı toprak. Genç, normal olarak gördüğüm ağaçlar. Şu anda çekerseniz Savaş Bey gelin. Ya bunu insanlar beni artık hep görsün istiyorum. Şimdi oradaki çiçek gözleriyle şuna baktığımız zaman hı-hı. yani neredeyse kullandığım iki katlı bir çiçek gözü var orada. Evet, göz gelişimi ya, daha iyi oldu. Ya bunlar nedir? Cinslerimiz daha... neydi ağaçlarımızın? Cinslerimiz Napolyon, uzun sap, sürekli evet. ihracat olarak gönderilen, evet. ihracata giden kirezlerimiz. Hasat tarihimiz ne zaman oluyor burada? Burada hasat tarihimiz Temmuz 15 gibi başlıyor. Evet. Kısım kısım en sonunda Ağustos 19. Evet. Atmadığınız ağaçlara gelin. Bakın evet, şu da küçük bir fidanımız bakın. Ağaçlar, fidanımız. Yaprakları nasıl? Evet. Sararmış. Bunlar da herhalde. Dökülüyor. Bunlar da rekor gelişim istiyor artık. Onlardan evet. görünce. Hepsi istiyor. Bakın şu ağaca bakalım. Bakın o görüyor musunuz evet. arkada? Aynı şekilde. Bakın bunlar yapraklarımız. Bunlar kullanmayan ağaçlar. Bunlar da aynı şekilde. Gençliğine güvenip de kullanmadığım ağaçlarım evet. bunlar. Ve rengi biraz açık sarı farkındaysanız. Evet. Bakın şöyle açık sarı. Açık sarı yani. Çiçek yani gelecek sene. Aslında bu gençlikte bunların en az 2-3 katı olması gerekiyor. Tabii daha ki, diri durması gerekiyor. Evet. Demek ki evet. rekor gelişimin. Bir de etraftaki ağaçlara bakalım Mehmet Bey. Sözünüzü kestim. Farkını görebiliyor insanlar. Canlı canlı görüyorsun. Peki evet. şu ağaçlara bakalım. Ha bunlar da komşunun bir... Komşunun bakın. Şunlar kiraz ağaçları gene. Evet. Arkada kiraz ağaçları. Evet. Kıpkırmızı olmuş mu? Aynı şekilde. Evet kıpkırmızı olmuş bahçedeki ağaçlarımız. Şu anda bu şekilde. Mehmet Bey, öncelikle hatalı kullanımımızı düzelteceğiz evet. herhalde. Hatalı onun için... kullanımımızı Savaş Bey'in de nezaket edip ta buralara kadar gelip bize bu şekilde anlatması, bir İzmir gibi yerden kalkıp gelmesi. Evet. Yani bu ürüne ne kadar güvendiğinin bir göstergesi her şeyden önce. Peki herkes acaba yani... sizce ürüne güvenip bahçeye gelebiliyor mu tek başına böyle? Daha daha yok. Evet, bizim kadar yani, gezen evet, görmediniz aynı yani. Aynı şekilde. Evet. Piyasaya gelip de ben şu ürünü satıyorum, takip ederim diyen bir kuruluş görmedim. Evet. Ha, Savaş Bey'e bu tarz çalışmasından dolayı da çok teşekkür ederim. Evet. Ha, bölge insana tavsiye edebilirim. Şu şekilde dediğim gibi bakın. Atılmayan ağaçlar şu anda. Evet. Çiftçilik nedir? Çiftçinin gözü kulağı ağacında. Evet. Tek geçim kaynağı bu. Evet. Özellikle Hadim bölgesinde. Kiraz var. Aynen. Geçim kaynağını hemen hemen kiraza bağladık. Evet. Lütfen çiftçi arkadaşlara ben şunu söylüyorum. Yanlış uygulamalardan kaçınarak, rekor gelişimi kullanarak Hadim'in kirazını evet. daha kaliteli yaparak evet. bence yani hani Akşehir, Bursa, İzmir diyorlar ya. Evet. Türkiye'de bir numara rahatlıkla yapabiliriz. Hem kalibre olarak hem sağlamlık olarak hem de
sapınla şu andan bile olarak. Şu andan bile bakın gözünüzün kalitesi eğer daha iriyse, daha parlaksa, şunu bilin ki sapının da daha yeşil, meyvasının olgun ama sapının çok yeşil olduğunu da meyve zamanında göreceksiniz. Siz bunu, gibi, yani bunu yılın sonunda kullandınız. 2 aylık bir kullanım evet. Sürem var benim. Evet. Bu 2 ayda inanılmaz derecede. Yani evet. Hani diyorlar ya mucize diye. Evet. Hata olmasın ama sanki o şekilde ağaçlarımızda bir gelişim. Bir bahçenizin en bozuk yerine kullandık evet, ama bahçemizin tabii. En bozuk yeri şu anda. Bahçenizin iyi olduğunu varsaydınız yerden daha iyi olduğunu aynen, görebiliyoruz hali. Yani çok rahatlığı yani. Olarak, gözünde olarak yani çiçek gözlerinde evet. Ben kaliteyi gördüm. Evet. Ha, tüm insanların da tüm çiftçilerin de bu ürünü alıp gönül rahatlığıyla denemelerini bakın denemelerini diyorum. Çünkü ben de onu yaptım da. Evet. Denemelerini tavsiye ediyorum. Evet. İşte rekor gelişimi Savaş Bey ile irtibata geçerek hatta bahçenize çağırarak siz de kullandıktan sonra bu evet. Bir video çekerek evet. Başkaları tavsiye edebilirsiniz herkesin yani. Görmesine tavsiye evet. De bulunmanızı istiyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz Mehmet Selçuk Beyefendi. Daha buraya kadar gelip Konya Hadim ve Yalınçevre köyü evet. Değişik bir adınız köyünüzün adı var. Güzel ve değişik. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu şekilde bir ürün piyasaya sunup takibini bu şekilde yaptığınız için. Sağ olun. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz.